Herkese merhaba, Deniz Havası kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Malum turşu zamanı, ben de kornişon turşuluk salatalık aldım ve salatalık turşusu hazırlayacağım. Bunun için 2 kilo kadar salatalığımı sirkeli suda beklettim ve güzelce yıkadım. Artık kurulum için hazır. Bunun dışında havuç ve 2,5 baş sarımsağı ihtiyacım var. Havucu da istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Ben 2 tane de büyük havuç doğradım. Limon tuzu, şeker, salamura tuzu, kesinlikle normal tuz olmuyor. Sirke, ister üzüm, ister elma, isteğinize bağlı, kesinlikle fark etmiyor. Ve sıcak suyla hazırlayacağız. Kavanozlarımı da temizledim. Kurulum için hazırlar. Artık hemen başlayabiliriz. Şimdi ayıkladığımız salatalıklarımızı kavanozlarımıza, havuçlarımızla birlikte gelişigüzel dolduruyoruz. Her kavanoz için, bu küçük kavanozlar için ben yarım baş kadar sarımsak ilave ediyorum. Siz isterseniz daha çok veya daha az da ilave edebilirsiniz. Sarımsağı ne kadar çok o kadar lezzetli oluyor. Ben dediğim gibi her kavanozum için ortalama yarım baş kadar sarımsak ilave ediyorum. Birkaç tane havuç ilave edelim. Tekrar salatalık. Sıkı sıkı. İsterseniz büyük kavanozlara da kurabilirsiniz. Ama ben her açtığım turşuyu tüketmeyi sevdiğim için açıp bitireceğim kadarını kullanmayı seviyorum. O yüzden böyle küçük kavanozlara ilave ediyorum. Bu şekilde artık hazır. Şimdi yerleştirdiğimiz turşularımızın üstüne normal çorba kaşığıyla, çok tepelemede doldurmadan, bir çorba kaşığı normal kaya tuzunu bırakıyorum. Üstüne bir çay kaşığı şeker ilave ediyorum. Şu şekilde. Yine bir çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Eğer limon tuzu ilave etmeyecekseniz sirkesini biraz daha fazla koymanız lazım. Benim limon tuzlarım şöyle aşırı şekilde iri olduğu için bir çay kaşığından biraz fazla koymuş gibi oldu. Ama aslında bir çay kaşığı ilave ettim. Şimdi bunu üstüne sirkesini hemen ilave ediyorum. Şöyle bir çay bardağı, büyük ajda bardaklarla sirke ilave ediyorum. Bütün malzemelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Diğer kavanozlarımı da doldurup en son üstlerine sıcak suyunu ilave edip kapatacağım. İlave edip kapatacağım. Ve böylelikle turşulumuz hazır olmuş olacak. 10 gün sonra da yemek için hazır çıtır çıtır turşularımız olacak. Şimdi ben diğer kavanozlarımı da doldurayım. En son kapatma aşamasını tekrar sizlerle paylaşacağım. Şimdi artık sıcak suyumuzu ilave edebiliriz. Sıcak suyumuzda tamamen içme suyunu kaynattım. Normal çeşme suyu kesinlikle kullanmıyoruz. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın. Çeşme suyu kullanırsanız turşularınız belli bir süre sonra ezilecek, yumuşayacaktır. İçme suyu kullanırsanız hiçbir şekilde yumuşama yapmıyor. Şimdi sıcak suyumuzu yavaş yavaş üstüne ilave ediyorum. Doldurduğumu kapatacağım hemen. Kesinlikle çekmemezlik gibi bir durumu olur mu diye düşünmeyin. Ters çevirdiğimizde hemen çekiyor. Bütün turşularımızı sudan ilave ediyorum. Ve hızlı bir şekilde ağızlarını kapatacağım. Evet. Şimdi normal standart 1, 2 ve sıkıca kapatıyorum. Bu şekilde bütün kavanozlarımı kapatacağım. 1, 2 ve sıkılıyorum. Turşularımızı kurma işlemimizi tamamladık. Artık 10 gün sonra yemek için hazır hale gelecekler. Bu şekilde hem çok rengini kaybetmeden kalıyor hem de tek kullanımlık veya
çok az kaldığı için daha geç bozuluyor. Umarım siz de denersiniz. Gerçekten sıcak suyla nasıl oluyor demeyin. Çok güzel oluyor. Vakumlandığı için de daha uzun süre saklanıyor dediğim gibi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.